İsra suresinden okuduğum ayeti kelimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَاَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. Yakınların var ya, onlara hakkını vereceksin. Yakınların hakkını vereceksin. Demek ki bize yakın olan insanların, yani akrabalarımızın bizde nesi vardır? Hakkı vardır. Bu hakkını ne yapacaksın? Vereceksin. İşte sıla-i rahim budur kıymeti dostlar. Yani akrabanın gönlünü almak, ona karşı üzerine düşen vazifeni yapmak. Allah Celle Celaluhu her insanla iyi geçinmemizi ister ama özellikle yakınlarımızla iyi geçinmemizi, daha iyi geçinmemizi emreder. Şöyle söyleyeyim. Bir Müslüman kardeşiyle ne kadar dargın kalabilir? Bir gün. Olmadı. İki gün. Olmadı. Üç gün. Bunun dördü var mı? Dördü yok. Peki üç günü bir Müslümanın, Müslüman kardeşiyle dargınlığı üç günü aşarsa ne olur? Haram olur. Demek ki ben bir mümin kardeşimle dargın olsam, Cenab-ı Hak bana bir gün opsiyon veriyor. Yetmedi, haydi al sana bir ikinci gün daha diyor. Yetmedi, al sana bir üç gün daha. Sinirin efendim teskin olsun. Üç gün bitince, Allah'ım ben biraz daha opsiyon istiyorum. Yok sana opsiyon. Bu dargınlık bitecek diyor Allah. Peki, üç günü geçen bir dargınlık haram mı? Haram. Üç aydır ben bir mümin kardeşimle dargınım. Üç aydır günah işliyorsun. Üç gününü çıkar, o üç gününden sonrası hep günah işliyorsun. Yerken günah işliyorsun, yatarken günah işliyorsun, tesbih çekerken günah işliyorsun. Yani tesbih çekmek günah değil de, ama o dargınlık devam ettiği için bir taraftan ne oluyor? Eksi yazılıyor. Hani sen musluğu açarsın, suyu kullanırsın, faturaya yansır. Boru da bir yerde delik olur, oradan kaçak olur. O kaçak da durmadan nereye yansır? Sen kullansan da kullanmasan da o kaçak gidiyor oradan değil mi? Faturaya yansır mı yansımaz mı? Yansır. Ha işte bu bir kaçaktır yani. Namaz kılıyorsun, o kaçak devam ediyor orada. Namaz kılarken sevap kazanman lazım. Evet sevap kazanıyorsun ama o kaçak devam ediyor. Faturaya yansıyor yani.